Rakip Kim içeriğimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki rakiplerini incelemiştik bu içerikte. Şimdi de sırada milli takım var. Milli takımımız çok çok önemli bir maça çıkacak Portekiz karşısında. Dünya Kupası umutlarımızı taşıdık Mart ayına kadar. Ve her ne kadar biraz şanssız kura çekmiş olsak da milli takım için umudumuzu koruyoruz. Ve bu ilk maç Portekiz karşısında olacak. Bu yüzden sizler için zaten programı da çok güzel ilgi gösterdiniz. Tekrardan çok teşekkürler. Portekiz'i incelik sizler için. Ee, tabii ki çok bilindik bir takım. Yani şu anda 11'de gördüğümüz her oyuncu büyüklüklerde, büyük takımlarda oynuyorlar. Zaten yakından tanıdığımız oyuncular ama e, yine hem Portekiz'in oyun yapısını anlatacağız. E, ben de öncelikle burada Portekiz'de Türkiye maçı özelinde Özellikle dikkat edilmesi gereken oyuncuların altını çizeceğim. Dediğim gibi zaten bilindik oyuncular ama özellikle bu maçı kafamızda oynattığımızda hangi oyuncular kilit olur Portekiz'de? Bunun bu sorunun cevabını alacağız birlikte. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Portekiz'in kilit oyuncuları denilince aklıma gelecek oyunculardan üçü bu maçta yok. Bu bizim için çok çok pozitif bir durum. O oyuncular şu şekilde. Renato Sanchez bence çok kritik bir oyuncu merkezde orta sahada Portekiz adına. Şöyle kritik bir oyuncu çünkü hem kalitesi var hem temposu var. Ee, bu şekilde Carvalho ve Danilo oynadığı zaman ki bu maç öze, özelinde de buna benzer bir 11 bekliyoruz. Belki bekler değişebilir. Cancelo'nun ee, yokluğunda e, Dalot ya da Cedric oynayacaktır. E, belki Nuno Mendes'in yerine de Guerrero oynayabilir e, Dortmund'lu oyuncu. Ama buna yakın bir kadro çıkmasını bekliyoruz. E, Renato yokken topu önde kazanmadı problem yaşayabiliyor Portekiz. Karşı pres yaptığında problem yaşayabiliyor. Biraz daha sete yerleşerek oynamak zorunda kalıyor. Çünkü Carvalho ve Danilo'da biraz daha savunmasına yapışan, belli bir alanda savunma yapan oyuncular. Çok böyle topu önde kazanmaktan ziyade biraz daha geride pozisyon olan oyuncular olunca orada bir boşluk oluşabiliyor. Ama Renato gerçekten hem o pres gücü olan hem de o topla boşluğu kat edebilen bir oyuncuydu. Ceza sahasına girişleri yapabilen bir 8 numaraydı. O daha çok etkili olabiliyordu. Onun yokluğu bizim için bence çok olumlu. Aynı şekilde Kancel'e zaten söylemeye gerek yok. City'deki performans inanılmaz. Sadece Portekiz için değil, City için de çok değerli bir oyuncu. Ya yani O varken 12 kişi gibi çıkıyor takım. City de aynı şekilde. Yani hem back'i e oynuyor aynı anda hem de bir iç-orta sağ gibi oynuyor. Guardiola'nın ona tanımladığı bu rol çok çok etkili. Onun da yokluğunu çok fazla hissedecektir umuyoruz. Portekiz, Diğer önemli eksikli Dias. Ee, Dias'ın yokluğunda Pepe ve Fonte'nin olmasını bekliyoruz. Ee, yaşları 40'a yaklaşmış bu oyuncuların. Ee, tabii ki hala gayet iyi durumdalar fizik olarak ama yine o bahsettiğim Portekiz topu önde kazanayım isteği olursa Pepe ve Fonte öyle çok fazla agresiflikleri kalmadı eskizlerde olduğu kadar. Yani topu biraz daha şuralarda baskı yapan stoperler değiller. Yine kendi alanlarında bir pozisyon fiziklerini konuşturan stoperler olabiliyorlar ama Tüm bunlar aslında şunu işaret ediyor. Portekiz Türkiye çok fazla baskı yapan pres uygulayan bir takım olmayacak bu formasyonla, bu oyuncu grubuyla biraz daha sete yerleşerek Türkiye savunmasını savunmamızı aşmak isteyecekler. Yani her iki takım da bence set halinde yerleşmiş takımlara karşı hücum edecek. Bu yüzden topu ayağına aldıktan sonra fark yaratan oyuncular kapalı savunmaya karşı fark yaratan oyuncular her iki takımlar hem bizim için hem de Portekiz'de önemli hale olacak. Önemli hale gelecek. Mesela bizim için Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, ee, bu konuda işte Kerem Aktürkoğlu oynarsa Cengiz, e, kilit oyuncular olacak. Aynı şekilde Portekiz için de Cancelo'nun yokluğunda Duno Mendes öncelikle bekten gelecek, demarke pozisyondan gelecek bindirmeleriyle e, etkili olabilir. Ona özellikle önlem almamız lazım. Sağ forvette Cengiz oynarsa kesinlikle Bekir'e çok yakın oynaması lazım. E, orada hani birebir bırakmamak lazım bu oyuncuda. Çünkü önünde de Jota oynuyor. hem forvet özelliği olan hem de topla içe kat etme özelliği olan bir oyuncu. Nuno Mendes'in çizgiden yapacağı bindirmelerini pasla görebilecek bir oyuncu. O yüzden Cancelo'nun yokluğunda genellikle Mendes tarafından gelecektir Portekiz. E, Bekliki desteğiyle, hücum desteğiyle. Onun haricinde zaten set hücumuna, set halinde savunma yerleşmiş rakibe karşı Portekiz'e kim etkili olur derseniz zaten bunun da cevabı çok açık. Bruno Fernandes ve Bernardo Silva, Bruno Fernandes United'da sezonu kötü girdi ama tekrardan bu formasyonu döndüğü zaman United yani 4-2-3-1 olduğu zaman Ronaldo'nun arkasında oynayan bir oyuncu olduğu anda Bruno Fernandes tekrardan çok etkili olmaya başladı. Aynı şekilde zaten Bernardo Silva City'de sezonun oyuncularından bir tanesi. De Bruyne kendini bulana kadar ligin başlarında tek başına sürüklüyordu hücum hattını, Bernardo Silva. Onun da şöyle bir özelliği var. E, Carvalho ve Danilo, Renato Sanchez'in yokluğunda şurada bir boşluk bırakıyor dedik ya. İşte Bernardo Silva buralardan da top alıp zaten City'de çok yakından biliyorsunuz. Orta sahanın içinde de oynayabilen bir hocam. Kenar forvet hem de iç orta saha oynayabiliyor. Şuralardan top olup, oyun kurulumuna da dahil olabilecek bir oyuncu olduğu için bizim savunmamızın dengesini bozabilir. E, yerleşik savunmada beklesek bile dengemizi bozabilecek bir oyuncu olabilir. Ona da özellikle önlem almak lazım. Ve tabii ki Cristiano Ronaldo evet yaşı artık kemal ermeye başladı. Her ne kadar 5 yıl daha çok rahat oynarım dese ki zaten oynayacak. Fizik olarak gerçekten bu izlemi de veriyor. E, tabii ki eski Ronaldo gibi şuralara yazsanız bile kenar forveti yazsanız bile topla böyle dribbling yapıp 2-1 yapıp şuralardan şut atacak bir oyuncu o kadar dinamizmi yok ama hala hala çok çok etkili bir santrafor. Şöyle bir durumu var Ronaldo'nun. Artık süresi çok fazla yok futbol hayatında. Dünya Kupasını çok çok önemseyecektir. Oraya gitmeyi çok fazla önemseyecektir. Ve bu şekilde odaklandığı anda hala çok tehlikeli bir oyuncu olabiliyor. Mesela e, Premier Lig'de ne zaman böyle tartışma konusu olsa acaba Ronaldo bitti mi? Hojares problemi var. İlk 18'e alınmadığı anlarda e, acaba kadro dışı mı? Sakatlığı bahane mi? Denildiği anda Tottenham maçına bir çıkıyor, hat yapıyor. Golün yine her çeşidini atabiliyor. Ceza sahası dışından şut, topsuz koşu, kornardan kafa. Yine ceza sahası içerisinde dışında çok etkili bir oyuncu. böyle bir oyuna odaklandığı anda hala da durdurulması çok zor bir oyuncu. O yüzden savunma hattımıza Meriye Çağlara çok iş düşüyor. Ronaldo konusunda ama Ronaldo da yine bu sezon izlediğim maçlarında şöyle bir şey gördüm. Maça kötü başlarsa o şekilde gidebiliyor. biraz zorlama şutlara itebiliyor kendisini. Eğer böyle maçın başlarında çok iyi bir savunma yaparsak, ona alan tanımazsak Böyle ataklarda çabuk acele şutlara yönelebilir. Bu şekilde belki Ronaldo'nun odağını dağıtabiliriz. Umuyoruz Türk milli takımımız Portekiz karşısında çok çok etkili maç çıkarır. Perşembe günü iple çekiyoruz. Milli takıma başarılar. Rakip kim devam ediyor? Şimdi sıra bende. Portekiz analizimize de benimle devam ediyoruz. Şimdi Portekiz'in genel hatlarına bakacağız. Var olan oyuncularının oyuna etkilerine bakacağız. Bir de oyun tiplerine eğileceğiz. Ee, öncelikle zaten bahsedildi. Çok önemli. Ben de tekrar edeceğim. Sabek'te Cancelo'nun olması olmaması ve stoperde Diaz'ın olmaması artı orta sahada da Renato Sanchez'in olmaması hem Portekiz'in oyununu etkileyecek hem de bizim oyunumuzu belirleyecek bir nokta. Ee, Portekiz'in geride kalan maçlarına baktığımızda çok önemli bir şey benim dikkatimi çekti. Bence milli takım da buna odaklanacaktır. Ee, bununla ilgili de e, futbol analiz sitelerinde sitelerinde bir çok güzel bir benzetme vardı. Portekiz'in kriptoniti üçlü stoper yani beşli savunma. Özellikle son oynadıkları İrlanda ve Sırbistan takımları 5-3-2 yerleşerek Portekiz'i etkisiz kılmışlar. Hatta Almanya maçını da referans alıyorlar Avrupa Şampiyonası'ndaki. Almanya'nın 3-4-3'ü de yine Portekiz'i etkisiz kılmasıyla dikkat çekmişti. Tabi orada Almanya bireysel yetenek öne çıkıyor ama İrlanda'nın beraberliği ve Sırbistan'ın galibiyeti bu 3 stoperli 5'li savunma milli takım için bence önemli bir gösterge olacak. Sırbistan ne yaptı Portekiz'e karşı? Vlaovic'i direkt forvet olarak kullandı. iki tane stoperin arasına soktu. Ve ona arkadan destek oyuncuları geldi. Golden sonra da beraberlik golünden sonra da Mitrovic'i sahaya attılar. İki santrafor kullanıp yine arkadan Tadic'le özellikle ve Milinkovic-Savic'le destek sağladılar. Yani bizim için bu çok önemli bir gösterge. İki tane stoperin arasına atacağımız bir hedef santrafor. Onu destekleyen ikinci santrafor ve orta sahadan yine destek oyuncuları. Bunu Portekiz'in oyun kurulumundan bahsederken de yine anlatacağım. Şimdi genelleri konuşuyoruz. Ee, yine yüksek baskı az önce bahsettiğim ve beşli geride beşli dizilmiş savunma. Mesela Portekiz'in zaaflarından faydalanma açısından oyunu kendi sol tarafımıza yıkıp Burada Cedric de oynayabilir. Diego Dalla da oynayabilir ama Cedric bekliyorum ben de. Oyunu sola yıkıp kendi solumuza yıkıp buradan 1'e 2'lerle arkadaki boşluklara gidebilme ihtimalimiz eksik oyuncuları da göze aldığımızda önemli. Ama bunun için yüksek baskı yapmamız ve geride çok sağlam beşli dizilmemiz lazım. Bu çok önemli. Mesela Almanya maçını referans alıyoruz. Almanya maçında da Portekiz'in çok önemli bir eksiği vardı. Turnuva yoktu zaten. Cancelo. O zaman mesela Semedo oynamıştı ve onun arkasındaki boşlukları çok iyi kullanmışlardı. Burada tabi Almanya'nın yaptığı, aslında Sırbistan'ın da yaptığı önemli noktalardan birisi de orta sahadan çapraz paslarla, çapraz uzun paslarla iki tane bekinin arkasındaki boşlukları kullanabilmek. Şimdi Portekiz geride bu şekilde beklemiyor. Cancelo varken de bu şekilde beklemiyor. Bu oyuncularla da bu şekilde beklemeyecek. Bu oyuncular genelde içi kullanan oyuncular. Hatta şöyle 4-3-3'e evrilen bir takım görebiliriz. Ben açıkçası burada mesela Motinho'yu da kullanabileceğini düşünüyorum. Mesela Ruben Neves de kullanılabilir ama hafif sakatlığı var ama sanki Motinho daha çok kullanılabilir gibi. E fark etmez orada bir tanesi zaten görevler burada önemli olan. 4-3-3'e evrildiklerinde bu takım klasik 4-3'ün oynadığında bekleri zaten içeriği kullanıyor. Doğal olarak arkada savunma arkasında bekler boşluk bırakıyor. Orta sahadan bizim atacağımız çapraz uzun paslara iki stoperi Pepe'de, Fonte'de yavaş oldukları için bizim Kerem, Cengiz gibi oyuncuların koşularına tam karşılık veremeyebilirler. Buralar değerli. Buralar değerlenir. Burada da bizim orta sahada Orkun ve Hakan Çalanoğlu tercihlerinin önemli olacağını düşünüyorum açıkçası. Orta sahada oyun kurucu tercihleri büyük ihtimalle bu iki oyuncudan olacak. Bu iki oyuncuya bizim buradaki 6 numaralarla değil 10 numarada oynayan oyuncumuzla baskı yapmamız lazım ki arkadaki sayısal üstünlüğü sağlayalım. Bu çok önemli. Yani biz buraya baskıyı buranın mesela atıyorum işte Dorukan Taylan oynadı mesela. Dorukan Taylan'la değil buradaki oyuncumuz kim? Mesela Hakan Çalanoğlu. Onunla buraya basmamız lazım. Yani onları eşleştirmemiz lazım ki arkada daha kalabalık olalım. Hızlı çıkışlar içinde o geniş alanı çünkü biz geriye çekildik. Burada eşleştik. Bekleri oyuna çıktı. Topu kaptığımız anda o çapraz uzun paslarla boş alanlar bulabilme ihtimalimiz artıyor. Yine önlem almamız gereken bir isim net olarak söylemeye gerek yok herhalde. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'ya da yapmamız gereken şey şu. Bence Ronaldo'ya Top aldırdıktan sonra nasıl savunduğunuz önemli değil. Topu aldıktan sonra onunla birebir nasıl oynadığınız önemli değil. Aksine topu ona aldırmamak birinci yapmamız gereken şey. Burada da Ronaldo'yu iki tane şöyle kayabilirim sanırım biraz da. Evet. Ronaldo'yu iki tane stoperimizin şuradaki iki tane stoperimizin arasında sıkıştıracağız. Savunma önünde oynayan oyuncumuzla pas bağlantılarını keseceğiz. Ve böylece Ronaldo'nun ön oyuncusuyla ya da top taşıyan bek oyuncusuyla pas bağlantılarını kesip stoperlerin arasında sıkıştıracağız. Bunu kim yaptı? Bunu Atletico Madrid çok iyi yaptı Manchester United maçında. Ronaldo beşli savunma, üçlü stoperin arasında sıkıştı, kayboldu ve maçı sıfır gol beklentisiyle tamamladı. Atletico Madrid'in savunma yapısı Ronaldo'yu etkisiz kılmak için bizim için çok önemli bir gösterge. Şimdi Portekiz'in oyun genişliği çok önemli. Portekiz oyunu nasıl genişletecek? Portekiz oyunu beklerle genişletmiyor. Az önce söylediğimiz gibi bekler genelde içeriği kullanıyor. Portekiz iki tane 10 numara bir tane yani bir tane tam on numara gibi bir tane de sekiz on gibi oyuncuyla oynuyor. Oyunu kanat oyuncuları ile genişletiyor. Bernardo Silva ve Diogo Jota. Formda oyuncular çok üst düzey oyuncular çok büyük oyuncular. Bizim yapmamız gereken bu oyuncuları yani şöyle biraz geriye çıkayım Çok kadrajdan çıkmayayım Bu iki oyuncuyu bizim içeriye oynatmamamız lazım. Bizim bu oyuncuları hep çizgi boyunca yönlendirmemiz lazım. Ama burada da bir orta ihtimali doğuruyoruz. Orta imkanı veriyoruz. Bunun içinde tabii ki içeride çok dikkatli olmamız lazım ama mesela Bernardo'yu ve Jota'yı topla beraber içeriye doğru yönlendirmek bunun riski kenara yönlendirip orta riskinden daha yüksek. O yüzden ikinciyi almamız lazım. İçeriye yönlendirmemiz için de önemli iki tane nokta var. Bir, Bernardo'yu ve Jota'yı bek oyuncularıyla karşılamamız lazım. Sol bekimiz ve sağ bekimiz birebir karşılaması lazım. Bedenle yani oyuncuyu karşıladı. Siz eğer oyuncuyu böyle karşılarsanız oyuncu doğal olarak içeriye doğru yönlenir. Ama Galatasaray Barcelona maçında Van Aanholt'un İlk maçta Traore'ye yaptığı gibi kendinizi kaleye doğru çevirirseniz doğal olarak oyuncunun da üzerinize gelmeyeceği için yönleneceği alan çizgiye doğru olur. Vücut hareketine oyuncularımızın çok dikkat etmesi lazım. Neyse ki bek oyuncularımız bu konuda mahir. Ona da geleceğim. Ben mesela sol bekte Mert sağda da Zeki ile başlarım. Çünkü ben takımımızın 5 ile oynaması gerektiğini yani 3-4-3, 3-5-2 ya da 5-3-2 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Sol kenar beki Mert, Sağ kenar bek zeki ile bunu çok doğru bir şekilde yapabiliriz. Tabii biz oyuncuları kenara yönlendirirken içeriye koşuları ve bek oyuncularının buradaki blow'u kullanmasını da engellememiz lazım. Onun için dedim rakip kenar oyuncusunu bekle karşıladığımız zaman bizim iç oyuncularımız da rakip bek oyuncularını karşılar ve böylece altılı bir şekilde çok rahat yerleşebiliriz. Bu da bizim için doğru bir hareket olmuş olur. Şimdi bazı istatistik değerleri var bu takımın. Ee, onlara geçeyim. Portekiz milli takımına dair oyuncu bazlı bazı istatistikler vereceğim. Aslında bunlar bizim için de avantaja çevrilebilir. Şöyle. Şimdi en fazla isabetli pas yapan oyuncuları Cancelo ve Ruben Diaz. Yok. En fazla kilit pas veren oyuncuları Bruno Fernandes ve Cancelo. Bir tanesi yok. En fazla başarılı dripling yapan Oyuncuların 10 oyuncusunun arasında Cancelo ve Renato Sanchez var. Cancelo 3. sırada. Ronaldo, Bernardo Cancelo. Cancelo yok. Hücumda ikili mücadelede en başarılı Ronaldo, Jota, Bernardo Cancelo. Cancelo yok. En önemlisi şu. En fazla birbiriyle pas ilişkisi kuran oyuncuları. 1. Cancelo, Bernardo Silva. Cancelo yok. 2. Ruben Dias, Mendes. Dias yok. 3. Pepe, Cancelo, Cancelo yok. 4. Cancelo, Bruno Fernandes, Cancelo yok. 6'ya geçiyorum. Cancelo, Ruben Neves, Cancelo yok. Jose Fonte, Ruben Dias, Dias yok. Ruben Dias, Pepe, Dias yok. Ruben Dias, Moutinho, Dias yok. Yani en fazla aralarında yüksek pas bağlantısı kurulmuş 10 kombinasyon içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi yok. Bizim için az önce bahsettiğim hem Ronaldo hem oyunun genelinde o pas bağlantılarını kesmek için çok önemli bir veri. Çünkü onlar da yeniden bir şey kurgulayacak. Ve meziyetli oyuncularından yoksun olarak bunu yapmaya çalışacaklar. Yine bu işin bir de savunma tarafı var. Savunmada en fazla ikili mücadele, başarılı ikili mücadele veren oyuncuları Cancelo ve Ruben Dias yok en fazla top kesen rakip sahada hem de yani bizim sahamızda en fazla top kesen iki oyuncusu Diaz ve Cancelo yok. En fazla başarılı top kapma ilk sırada Cancelo yok. En fazla havadan ikili mücadele kazanan üç oyuncusu Ronaldo, Diaz, Cancelo ikisi yok. Ve en fazla faul yapan üç oyuncusu da yok. Diaz, Cancelo, Ronaldo, Sanchez. Bu da şunu gösteriyor. Yani en fazla faul yapan üç oyuncusu yok. E o zaman Portekiz faul yapmayacak değil. Agresif oyundan yoksun olacaklar. Sert oynamaktan yoksun olacaklar. Daha yumuşak kalacaklar. Bu da bizim topa sahip olduğumuz zaman daha özgüvenli, daha kontrollü ve daha ayağa pas yapabilen bir oyun oynayabileceğimize tüm maç boyunca değil belirli sekanslarda ihtimal veren bir istatistik olarak dikkat çekiyor. Yine güçlü ve zayıf noktalarından bazılarına çıkardığımız notlardan şöyle okuyarak hızlıca sizleri bilgilendirmek için vereyim. Şimdi rakip topa sahip oluyor. Topa sahip olduğu zaman pas bağlantısı kuruyor. Ancak şu bağlantıda çok güçlü değiller. 1-2 Ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar genelde. Doğal olarak önde sağlam baskı yaptığımız zaman İrlanda'da yaptı, Sırbistan'da yaptı. Beşli savunduğumuz zaman birebir eşleşmeleri adam adama geride çok doğru yaptığımız zaman top kayıplarını yapabilecek bir takım. Ki az önce saydığım pas bağlantılarının da 8 tanesi en iyi onda 8'i yokken bu top kayıplarını onları yönlendirebiliriz. Savunma oyuncuları savunma hattını her topa sahip olan büyük takım gibi önde kuruyor. Bek oyuncuları içeriden hücuma katılıyor. Doğal olarak arkada bıraktıkları boşluklar var. Kerem gibi, Cengiz gibi oyuncularla bu boşlukları kovalayabiliriz. Bu çok değerli. Ama bunun tam tersi de sıkıntı. Yani bu pas bağlantılarını da kesemezsek, ayağa kısa hızlı paslarla bir anda sağımıza geçiyorlar ve buraya geçtikleri anda burası çok çok tehlikeli bir oyuncu grubu. Yani bunları söylemeye gerek yok. O bağlantıyı kırabilirsek büyük avantaj, kıramazsak da büyük tehlike. Orada da yüksek konsantrasyonlu bir oyun gerekiyor bize. Söylediğim gibi ayağa paslarda zaten çok iyiler. merkezden yaptıkları kontra ataklar, kontra atak oyunları da var bu arada. Merkezden yaptıklarında çok tehlikeliler ve bunların hemen hemen %30'undan fazlasını şutla bitirebiliyorlar. Uzun toplara girdiklerinde ya da hücumda yerleşecekleri zaman ilk pas hedefleri Cristiano Ronaldo. Ronaldo genelde biraz savunmacıların arasından kurtulup topu alıp ondan sonra hücum oyuncularının yerleşimine göre ilk pası ona ondan çıkacak toplarla oyunu kuruyorlar. Ronaldo buralarda birebir de çok başarılı. Hiç gerek yok. Az önce söylediğimiz gibi %40'a yakın ikili mücadele kazanma oranı var. Birebire bire kalmayı çok seviyorlar. Birebir bire bir, yani top kendisinde ve rakip birebir kalsın. Bunu çok seviyor Portekizli oyuncular. Bunu yapmamamız lazım. Çünkü... Ronaldo ve Bernardo Silva gibi oyuncular Jota da öyle %60-%70'e yakın driplingle yani topla adam eksiltme istatistiğiyle oynuyorlar. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Yine başka öne çıkan noktaları bu takım birçok topa sahip olan takım gibi özgür adamı arıyor. Buradaki nokta şu. Şimdi topumuz geldi. Atak başlangıcını yapıyor. Danilo Motinho'ya verdi. Özgür adam şu. Motinho'ya Ronaldo'ya pas verdiği anda buradaki pas ilişkisi iki kişi arasında oluyor. Özgür adam üçüncü kişi. Motinho'dan top çıktığı anda Fernandez zaten hareketlenmiş oluyor. Top Ronaldo'ya geldiği anda Fernandez özgür adam. Üçüncü adam konumunda. O sırada Ronaldo topu aldığında Jota koşu yapıyor. Ronaldo Fernandez'i görüyor. Jota'nın koşusuna Fernandez çıkardığında Jota üçüncü adam özgür adam. Bu konsepte çok bağlılar. Çok senkronize hareket ediyorlar. Birinin ayağından top çıkarken pas ikinci oyuncuya gidiyor ama aslında pasın hedefi özgür hale gelen üçüncü adama. Aslında oradan oraya gidecek. Bu, bu e, metoda çok hakimler, çok iyi uyguluyorlar. Ve e, buna da engel olmamız için pas aralarını topsuz oyunda çok iyi konum alıp pas aralarını kapatmamız lazım attık gol attıkları genelde set hücumuna yerleştiklerinde gol attıkları pozisyonların neredeyse %90'ı da sağ kanat organizasyonundan geliyor. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Yani bizim sol tarafımızın biraz fazla uyanık olması lazım. Ha uzun top oynamıyorlar mı? Oynuyorlar. Uzun topu da kaleciden oynuyorlar. Hiç stoperlerle bu işlere girmiyorlar. O yüzden top kaleciye geldiği anda belli ki yani iyi baskı yaptık. Top kaleciye geldiği anda Buraya dikkat. Buranın konsantrasyonu artacak. Çünkü uzun top gelecek. Ronaldo indirecek. Sıkıştırıp bizim yarı sahamızda böyle bir atak başlangıcı yapmaya çalışacaklar. Genel hatlarıyla, detaylarıyla Portekiz'in oyununa ve oyuncuların oyuna etkisine, istatistiklerine bu şekilde değinmiş oldum. Dediğim gibi şansımız hiç az değil. Tabii ki favori Portekiz. Ama doğru oyunla, doğru yerleşimle, iyi savunmayla ve bence iyi bir 5-3-2 ile sanki Portekiz'e karşı bir şeyler yapabiliriz gibi yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bakalım maçta neler olacak göreceğiz. Mustafa ile Serkan'a çok çok teşekkürler. Benden önce aktarmış oldukları bilgiler için. Biz de son detayları, son rötuşları yapalım Portekiz'le alakalı. Tabii ki ee, biz program halindeyken, çekim halindeyken de sürekli değişiklikler oldu. Ee, Serkan'la Mustafa'nın çekim esnasında Pepe'nin e, kadrodan e, Covid nedeniyle çıkartıldığı haberi geldi. Sonrasında tekrar değişiklikler oldu. En son e, değişikliklerden de bahsedelim, Portekiz'le alakalı. Ondan sonra biz anlatmaya başlayalım. Antonio Lopez yerine Jose çağrıldı. Pepe çıktı, Thiago Jalo geldi zaten ve Ruben Neves çıktı. Vitinha'da Portekiz'de kadroya dahil edilen oyuncular oldu. Şimdi Cancelo'nun yokluğu, Ruben Dias'ın yokluğu neye işaret? Öncelikle onu söyleyelim. Bu Portekiz'in pas haritasının tamamen değişmesi, pas haritasının değişmesiyle beraber Türkiye'nin de oyunu değiştirmeye delalet. Şöyle ifade edelim. Mesela oyuncunun verilerine girdiğimiz zaman, Joao Cancelo ki kadroda yok biliyorsunuz. en fazla bek olarak XC yakalayan, asistleri, asistlerde bek defans oyuncusu olarak önde olan bir oyuncuydu. Aynı zamanda e, Cancelo neredeyse yüzde elli başarıyla e, rakipten top kazanma veyahut da ikili mücadele kazanma e, noktasındaydı. Pas bağlantısında da Cancelo Ruben Diaz'la beraber Portekiz'in savunmadaki tüm bütünlüğünü sağlayan oyunculardan bir tanesi idi. Bu ne anlama geliyor? Tabii Türkiye'nin oyunu nasıl değişir ve hatta Portekiz'e neler yapılır? Gelin şimdi ona bakalım. E şimdi tabii ki Portekiz'in maçlarını inceliyoruz. Biz son 5 maçına göre inceliyoruz. Bu maçların içinde Lüksemburg maçı da var, Katar maçı da var, Azerbaycan maçı da var. Zaten Avrupa elemelerinde oynadıkları maçları biliyoruz ama değişen kadroyla beraber tabii ki oyun yapısı da değişti. Burada genel olarak belirli zaafları nelerdir? Veyahut da Portekiz nasıl oynuyor? Biz o esnada neler yapabiliriz? Gelin onlara bakalım. Şimdi öncelikli olarak Sırbistan maçı var. Bu Sırbistan maçı 2-1 kaybettiği maçtı Portekiz'in. Ve belirli noktalarda Sırbistan'ın oyunu üzerinden bizim neler yapabileceğimize dair de bazı ipuçları barındırıyordu. Şöyle ki... Ortalama pozisyon dediğimiz, benim birazdan tahta, bu taktik tahtamız üzerinde anlatmaya çalışacağım şeyi söyleyelim. Oyuncuların topla temas ettikleri yer, yani ısı haritasından ziyade ortalama pozisyon alınıyor burada. Takım olarak e, formasyona bağlı kurguda ne yaptığını anlatıyor. Portekiz'in şöyle bir e, durumu var e, bu, bu Sırbistan maçında. Diğer maçlarda da hemen hemen Katar maçında da, Lüksemburg maçında da, Azerbaycan maçında da Hemen hemen aynı pozisyonlar var. O yüzden ben sadece bir maç üzerinden anlatacağım. Böyle bütün oyunlara girerek, detayları çok da girerek kafa bulandırmamak adına. Bir ortalama pozisyonu var Portekiz'in. Nedir bu ortalama pozisyonu? Genel olarak forvetler ve orta sağ olarak diyeceğim. Burada isimlere takılmayın lütfen Bernardo Silva'ya, Cristiano Ronaldo'ya. Topla nerede buluştuklarına dair. Şöyle bir dağılımı oluyor Portekiz'in. Genel e, itibariyle merkezdeki bir e, boşluk var. Sonrasında şu kenara doğru bir yığılma yaşıyorlar. Genel anlamda bu şeyde. Yani bu e, Portekiz'in oyunda topla nerede buluştu, topla nerede buluştu aynı zamanda topu ele geçirdikten sonra da ön, öncesinde de daha doğrusu nasıl durduklarıyla alakalı bir durumdur. Genel bir e, Resim içinde değerlendireceksek. Türkiye ne yapabilir? Portekiz'in bu durumuna e, karşı. Tabii ki pas bağlantılarının kesildiğinden bahsetmiştik. Ruben yaz yok. Kanseri yok. En yani son e, Pepe e, çıktı. Değişik bir savunma hattıyla karşımıza çıktılar. Ki Biz burada Calo'yu koyduk. E, Serkan'la Mustafa e, programı çekerken Pepe vardı burada. Ama son anda gelen değişiklikler... Jalo yerine burada Danilo da oynayabilir. Danilo buraya geçip orta sahaya daha farklı bir oyuncuyu da alabilir Portekiz. Biz almış oldukları ortalama pozisyonlardan bahsediyoruz. Topla buluşma noktasında. Tabii ki birazcık daha şu beklerle genişletmişler oyunu. Ama şurada merkezde derin bir boşluğu göreceksiniz Portekiz'de topla buluştukları anda. Bu bizim işimize şöyle gelebilir. Bir, Portekizli oyuncuların topla buluş topu ele geçirdiklerinde doğru hücum edememesi için Portekizli oyuncuları mümkün olduğu kadar sıkıştırmak gerekiyor. Bu bizim baskıyı ve hatta baskı yönlendirmesini nerede yapacağımızla da alakalı. Eksik oyuncuları da düşündüğümüzde şunu hemen ifade edelim. Türkiye bu şeye karşı, Portekiz'e karşı baskıyı nerede başlatmalı? Şöyle aldık ve Bizim baskı merkezimizin tam olarak burada olması gerekiyor. Baskıyı yapabilecek oyuncular illa çok sıkı, birebir pres değil. Birebir presi bizim yapacak oyuncularımız, savunma oyuncularımız olacak. Jota ve veyahut da Bernardo Silva, oynarsa Rafael Leao. kimin yerine oynarlarsa oynasınlar. Bizim ön alandaki baskımız, Portekiz'in topu kazanırsa bile doğru hücum edememesini sağlayacak olan nokta. Savu Tamamen savunma kurgusu değişmiş bir Portekiz, pas bağlantısı kesilmiş bir Portekiz. Ya kalecilerin uzun vur vurmaya zorlayacağız burada, ve veyahut da biz burada baskıyı yapacağız ve Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder gibi bu buradaki baskıda kazanılacak toplarlar. Doğrudan geçiş oyunu oynayacağız. Hakan Çağlanoğlu katılımıyla ve veyahut da kendi yarı sahamızda kazanırsak da yine Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu'nun başta olduğu bir kontra atak oyunu oynayacağız. Kontra atakla geçiş arasındaki farkı da burada anlatabilmişizdir. Mesele tamamen Portekiz'in bütün pas haritasını bozabilecek şu bütünlüğü sağlayabilmek ve Portekiz'i tekrar merkeze sıkıştırdık, sıkıştırdıktan sonra dikine doğrudan bizim merkezimizden hücum edemeyecek hale getirmek. Bunlar tabii ki bizim son 5 maçta ortalama olarak almış olduğumuz pozisyonlardı. Gelin bir de duran toplara bakalım. Duran top organizasyonu derken Portekiz'in sadece hücumunu değil, savunmada da neler yaptığını da anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hücumda çok klasik bir iki seti var Portekiz'in. Bu nasıl engellenebilir? ve hatta onlar o seti yaptıktan sonra bir ekstra iş yapıyorlar mı? Ona kısaca bir bakalım. Diyelim ki buradan kullanacaklar köşe vuruşunu. Cristiano Ronaldo kullanıyor, İsimlere takılmayın lütfen. Şurada muhakkak, hatta ya böyle yapalım Bernardo Silva kullansın. Şöyle bir ikili e, kullanıyorlar e, burada. Bazen bir e, o oyuncu katılımı, William Carvalho olabilir, Mendes olabilir. Bir üçüncü oyuncu buraya katılıyor. Bu tamamen e, kafa karıştırmak için olan bir organizasyon. Bunu e, söyleyelim. Sadece nasıl kullandıklarını anlatıyoruz. Eğer kısa opsiyon kullanacaklarsa, kısa opsiyon kullanacaklarsa e, öncelikli olarak şunu yapıyorlar. Buraya bir kullanımı yapıyorlar. Bu oyuncu Tekrar buna, ona yaklaşan oyuncuya veriyor ve hatta uzak direği deniyorlar. Eğer bu oyuncu ile oynamazsa bir üçüncü opsiyon olarak bu geliyor. Bu Oyuncu buraya geliyor. Ee, buradan ona e, çıkartıyorlar e, topu tekrar şöyle e, çizelim ve şunu yapıyorlar ve o içeriye dolduruyor. Bu birinci opsiyonları. İkinci opsiyonları ise e, şu oluyor. Bu Oyuncunun çanaşmadığını düşünün. Kısa pas opsiyon olarak diyelim ki Jota'ya yaklaştı Bernardo Silva. Ya. Bernardo Silva Jota'yı kullandıktan sonra e, Jota ya bir şut opsiyonu yaratıyor kendisine, bir şut seçeneği arıyor veyahut da uzak direkte diyelim ki bir oyuncu burada bekliyor ve onunla oynuyorlar. Burada tekrar savunma yerleşimini bozmak üstüne kullanıyorlar. Eğer bunu yapmıyorlarsa zaten içerideki kalabalığa ama özellikle de yakın direğe bu topu indirmeye çalışıyorlar, yakın direkte tamamlamaya çalışıyorlar. Üçüncü bir opsiyon var, doğrudan kullandılar diyelim ceza sahasına. Ona pas opsiyonu olarak yaklaşan oyuncu uzun top kullanıldıktan sonra ee, silsici şuraya yaklaşıyor. Aynı zamanda diğer uzak direkten de bir oyuncu e, buraya geliyor. Çünkü genel olarak bu tip e, içeri yığılmalarda e, iki tane oyuncunun sizin ceza sahası dışında şut opsiyonu engel olmak için beklerler. Ha tabii e, bunu anlatırken şöyle söyleyeyim. İçeride sadece Cristiano Ronaldo olmuyor. Sadece komple bir takımı buraya getirmeyelim diye anlatıyoruz. Tabii ki içeride bir Portekiz kalabalığı oluyor. Genellikle geride iki kişi bekliyorlar. Bu iki kişiyi bekliyorlar ama bazen o bekleri de yanaştırabiliyorlar oyuna. Ama esas önemli olan şu. Burada biz topu karşılarsak her, yani, daha sonra rakipleri karşıladığında Portekiz'in bu iki oyuncu ekstra oyuncu olarak burada tekrar topu kazanıp tekrar dolduruyorlar ki Lüksemburg attıkları böyle bir gol var. Sırbistan kalesinde yarattıkları 3 tane tehlike var. Bunlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Onların kullanmış oldukları duran toplarda. Genel anlamda hani doğrudan kale içine kullanacaklarsa hiç jota Bunları da biz ceza sahası içine yiyelim. Şöyle gelmiş olsunlar diyelim. Burada bir kalabalık yarattılar diyelim ilk dikkat etmemiz gereken şey ön direkten arka direğe indirmeleri. Bunu çok deniyorlar. Ee, bazen beceremiyorlar ama becerdikleri zaman ki maalesef aklımıza Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın Sporting ile oynamış olduğu maç geliyor. O tip organizasyon çok yakın organizasyon deniyorlar. Bu dışa kavisli kullanılırlarsa, eğer içe kavisli kullanılırlarsa taraf fark etmez sağdan veyahut da soldan. O zaman da kalecinin çıkamayacağı altı pas kutusunun tamamen dışına kullanıyorlar. Ama bunda çok da mahir değiller. Daha doğrusu bunu bundan çok fazla sonuç alamayan bir Portekiz vardı. Duran top hücum organizasyonunda. Ama savunma organizasyonuna geçecek olursak Portekiz'in. Duran top organizasyonu biraz daha buraya yanaşacağım. Kusura bakmayın şöyle ifade edeceğim. Durant top savunmasında sanki bizim bir gol bulabilme hatta goller bulabilme ihtimalimiz var. Burada kalabalığı çok net yaratıyorlar. Bu arada tabii ki Ruben Diaz'ın, Pepe'nin olmadığı bir savunma organizasyonundan bahsediyoruz şeyde. Hadi beklere direkleri aldıralım diyelim ya da onlar daha farklı yaptı diyelim. Şu yığılmayı ceza sahası olarak kabul edebilirsiniz bu noktada. 1 Duran top organizasyonunda ya kısa pas kullanılacak. Kısa pas kullanılmasının sebebi de şu. Kaan Ayan'ın Fransa'ya attığı golleri hatırlarsınız. Veyahut da bizim milli takımımızda Merih Demiral'ın Duran top organizasyonlarında nerede topla buluştuğunu hatırlatalım. Hep uzak direkte. Kullanılan tarafın uzak direğinde e, topla e, buluşuyor e, bizim bu oyuncularımız. Kısa pas organizasyonunda burada sol ayakla beraber içeriye doğru değil de Şurada sağ ayaklı, ters ayaklı oyuncu alıp e, dışa kavisli uzak direğe yollarsa burada bizim Merih Demiral veyahut da Kaan Ayhan oynarsa tabii ki o kadroyu bilmiyoruz. Veyahut da Çağlar Söğüncü uzak direği çok savunmasız bırakıyorlar ve genellikle de başları hep uzak direk savunmasında e, derde giriyor ve gol yiyorlar hatta. Sırbistan'ın attığı gollerden bir tanesi e, bu şekilde çünkü 2-1 kazanmış olduğu maçta. Diğer türlüsüne gelelim. Doğrudan e, ceza sahası dışına kullanıyoruz diyelim. O zaman da penaltı noktasının üstünde bir asansör yapmak gerekiyor. Bu asansör nedir? Bir üçlü veyahut da dörtlü bir şekilde. Oraya yığılmak topa en iyi çıkabilecek oyuncuları ön direğe ve arka direğe hareketlendirmek. Ama ön direkte bir savunmasız oldukları noktada o. Altı pas kutusunun şuradan mendesi alalım. Şuraya kullanılan kalecinin çıkamayacağı sert ama omuz hizasındaki toplarda Portekiz savunması tamamen hataya açık bir hale geliyor. Hele ki Ruben Diaz'ın ve üstüne basa basa söylüyoruz Pepe'nin yokluğunda bizim duran toptan gol bulabilme ihtimalimiz çok fazla. Ama genel olarak Portekiz'i incelersek sadece bu 5 maç değil bütün milli maçlarını incelersek Kısa pas artı yerleşim bozduktan sonra ceza sahasında yollanacak olan toplarda çok daha savunmasız olduklarını söyleyebiliriz. Evet, Mustafa başladı, Serkan devam ettirdi, ben de bitirdim. Kısaca bu rakip kimde yeni bölümde sizlere Portekiz'i anlatmaya çalıştık. Umarız önümüzdeki hafta İtalya rakip kimle sizlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.